Merhaba, ben İlker Akanter. Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Çin'den yeni aldığım taşınabilir monitörüm hakkında birkaç bilgi vereceğim. Bununla ilgili bir içerik üretiyorum. Şimdi öncelikle taşınabilir monitörler hakkında çok kısa bir bilgi vereyim. Taşınabilir monitörler notebooklarda genellikle ya da masaüstü bilgisayarlarınızda harici ikinci bir ekran olarak kullanılmak için genelde temin ediliyor. Küçük bir notebook'unuz var diyelim, MacBook'unuz var fark etmez. Bunun daha büyük bir ekranda çalışmanız gerektiğini ve bunu taşımanız gerektiğinde bu tür ekranlara yöneliyorsunuz. Normal benim şurada gördüğünüz gibi büyük ekranlara göre çok çok daha hafif, daha taşınabilir bir cihaz. Taşınabilir monitörün üzerindeki Type-C girişinden eğer cihazınız Type-C'den görüntü alıyorsa direkt elektriğini de aynı port üzerinden karşılıyor. Mesela bunu Mac'e taktığınız zaman işte M1 işlemcili olsun işte M2 işlemcili olsun fark etmez. Taktığınız zaman hem enerjisini hem de görüntüsünü tek bir port üzerinden alıyor. Üzerinde ayrıca bir adet de mini HDMI giriş var. Bununla da normal HDMI çıkışına sahip cihazlardan görüntü alabiliyorsunuz. Şimdi kutu içeriğinden çok kısa bir bahsetmek istiyorum. İçinden kılıf çıkmadı. Aslında bunda kılıfsız olmaz ama kılıf çıkmadı. Neyse o satıcıyla benim aramdaki başka diyalogları götürüyor konuyu. Arkadaş şu şekilde bir telefon tutacağı koymuş sağ olsun. Telefon tutacağına monitör emanet ediyoruz. Galatasaray'dan de çok emaneten duruyor. Şöyle sakince bir yerleştireyim. Sonra tekrar devam edeceğiz. Bu ikisinin haricinde kutunun içinden bir adet bir ucu normal USB A, diğer ucu da Type-C olan bir kablo çıkıyor. Çünkü bu kabloyla bu adaptöre takıyoruz. Bu da 5 volt 2.1 amper ama ben bu monitörü kullanırken 5 volt 3 amper bir adaptör öneriyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, taşınabilir bir monitör kullanıyorsanız adaptör olarak 5 volt 3 amper bir adaptör kullanın en az. Çünkü bu monitörler gerçekten yeri geldiği zaman sağlam enerji çekiyor. Özellikle HDR desteği varsa. Bu üzerindeki adaptör pek bir işe yaramıyor. Düzgün güzel bir 5 volt 3 amper minimum adaptörle deneyin. Ben hep o şekilde kullanıyorum. İçinden bir adet iki ucu Type-C öyle Thunderbolt'tan bir tane kablo çıkıyor. Bu ne işe yarıyor? Diyelim adaptörünüz Type-C takıp kullanabilirsiniz de Type-C'den görüntü alacaksanız kullanırsanız. Ve bir adet de bir ucu normal HDMI. Şöyle. Bir ucu da mini HDMI kablo çıkıyor. Çoğu işinizi bu kablo ile yapıyorsunuz. Bu kablo yeterli. Onu bilgisini vereyim. Daha kaliteli bir kablo almanıza gerek yok. Bu kablo yeterli. Ama ben ne olur ne olmaz gittim bir tane vatan bilgisayardan hazır indirimde varken şu şekilde Philips'in HDMI'den mini HDMI'ye kablosunu aldım ama daha kullanmadım. Bu kabloyu niye aldım onu da söyleyeyim. Şimdi ben bu cihazı aldığım zaman ilk başta Mac'te denedim. Mac'te bir taktım. Mac'in ayarlarına 144 Hz görüyorsunuz. Çok güzel. Monitörü test ediyorum. 72 Hz. Allah Allah dedim. Mac'i 120'ye alıyorum, 60 Hz veriyor. Mac'i 60 Hz'e alıyorum, 30 Hz görüntü veriyor. Ya dedim herhalde kablodan dolayı. Hatta dispute açtım AliExpress'te. Dedim böyle böyle monitör gönderen çocuk bir sürü laf söyledi. Şöyle böyle işte monitörün paneli bu 120-144 Hz bir monitör falan filan. Devam edeceğiz bu konuya. O yüzden gittim kablo aldım ama eve geldim. Evde normal notebook'uma bağladım, masaüstüme bağladım. 144 Hz, 144 FPS hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi monitörün şu şekilde, bu da üzerine hiçbir etiket yok. Yani Çin'den aldığım monitör. Benim için ismi Çin'den aldığım monitör. Öyle söyleyeyim size. Buraya bir lazer kesim ya da bir etiket yapıştırırsan da marka olarak Çin'den aldığım monitör yazacağım. Çünkü hiçbir yerinde bir etiket yok. Malzeme kalitesi vasat, kasa karton gibi incecik. Çok nazik davranmanız lazım. Onu baştan söyleyeyim. Arkasında iki tane hoparlör var. İkisini de üst üste koymuşlar. Allah razı olsun. İyi ki üst üste koymuşlar. Yani birini sağda birini solda olursa aman bozulur. O yüzden iki tanesini üst üste koymuş Çinli arkadaşlar. Bunu tasarlayan adamın da kafasının içindeki beyni. Neyse monitörün bir yüzünde bir tane normal mini USB. Hatta şuradan devam edelim. Şuradan başlayalım. Bir tane kulaklık çıkışımız var. Menüde gezmiş dolaşmamızı sağlayan düğmesi bu.
açma kapamızı açmayı, kapamayı ve giriş yaptığımız şeyi seçmeyi. Mesela hem HDMI'dan hem de DisplayPort'tan giriş yapabiliyorsunuz isterseniz. Onlara değişim yapıyorsunuz ya da otomatik algılıyorsunuz. Hangisini takarsanız onu açıyor. O güzel bir şey. Bir tane de şurada micro USB var. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Daha denemedim çünkü micro USB'sini. İşime pek yarayacağını sanmıyorum. Şimdi gelelim diğer tarafına. Asıl girişler burada. Bu da monitörün sağ tarafı oluyor. Koyduğunuz zaman sağ tarafı. Mini HDMI girişimiz var burada. İki tane Type-C girişi var. Bunun bir tanesi güç için, bir tanesi görüntü için. Ama hangisini kullanacağınız fark etmez. HDMI DisplayPort'tan görüntü aldığınız cihazın eğer gücü monitör çalıştırmaya yetmiyorsa ayrıyetten de güç takıyorsunuz. Tamam, normal bir şey. Yine bir adet micro USB var. Başka bir şeyi yok. Bu kadar. Şöyle yandan da göstereyim. Şurası ince. Aşağısı kalın. Çünkü bütün boardlar falan burada. Gelelim monitör hakkında konuşmaya. Ben monitörü bilgisayara bağladığım zaman hiçbir sıkıntı yaşamadım. 144 Hz. Evet. Full HD. 1920x1080 çözünürlüğü var. Onda da sıkıntı yok. HDR desteği var. Nit değeri çok parlak değil ama HDR var mı? Var. Evet, var. Oyunlara geldiğiniz zaman da oyunlarda gerçekten 144 FPS'te herhangi bir yırtılma olmuyor. FreeSync desteği var sanırım. Benim elimde AMD ekran kartı olmadığı için deneyemedim. Ama G-Sync desteği yok. Yani onu peşinden söyleyeyim size. 144 FPS'in üzerinde bir FPS alarak oyunu oynayacaksanız yırtılma efektleri oluyor. O yüzden ne yapıyorsunuz? V-Sync'i açıyorsunuz. 144 Hz'e sabitliyorsunuz. 144 FPS ile oyunu oynuyorsunuz. Yani monitörün Hz değeriyle bilgisayarınızın oyunda gösterdiği kare sayısı maksimum eşit olmalı. Minimum daha aşağısı olabilir. Maksimum eşit olması lazım. Sonra ben bunu güncel konsollarla denemek istedim. PlayStation 5'e taktım. Şimdi PlayStation 5'e taktığım zaman şu dikkatimi çekti. Bu Full HD bir monitör. Evet, 1440p desteği yok PlayStation'da. Zaten bunu da beklemiyoruz, sıkıntı yok. HDR çalışıyor mu? Çalışıyor. Çok güzel. İşte ALLM ile VRR tabii ki desteklemiyor. Sonuçta böyle bir monitörde desteklemesini zaten bekleyemeyiz. Üst düzey televizyonlarda var. Full HD 60 Hz olarak açıyor. 120 Hz'i otomatik moda alabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Ama God of War denedim. God of War'da pek bir fark yok. Yani 60 Hz'in üzerine çıkmıyor. Hatta şu dikkatimi çekti. Ben bununla God of War'ı oynarken bizim Kratos'un hareketleri, oyunun FPS'i aslında 60 FPS gibi değil de 30 FPS gibi çalışıyordu. Şimdi neden öyle çalıştı bilmiyorum. Televizyona takıyorum. Hareket daha smooth. Ama PlayStation'a bağladığım zaman bu aynı Mac'te başıma gelenler gibi bir şey vardı. Hangi hertz'i seçiyorsa yarısında çalışıyor demiştim ya. 60 Hz seçiyor PlayStation 5. Sanki 30 Hz çalışıyordu monitör. Ha, ben bunu açıp da PlayStation 5 oynar mıyım? Oynamam açıkçası, öyle söyleyeyim. Ama bilgisayara taktığım zaman canavar gibi çalışıyor. İlk fırsatta içini açıp bir bakacağım nasıl bir board kullanılmış. Belki board'umu değiştirerek bu sorunun önüne geçebilirim. Ama şimdilik kurcalamıyorum. Dursun, çok çok fazla vaktim yok. Gelelim monitörün fiyatına. Şimdi taşınabilir monitörlerde işte 4K'sı var. Ondan sonra işte 144 Hz var, 165 Hz var, G-Sync desteklisi var, var oğlu var, bir sürü modeli var. Ve bunların fiyatları 3000, 4000, 5000, fiyatlar gittikçe artıyor. 1500 lira. Evet. Hatta 1599 liraya aldım ben bunu. Şimdi bütün bu negatiflikleri bir kenara bırakırsak fiyatının önüne koyduğum zaman 1590, 1600 TL'ye 17,3 inç, evet bu 17,3 inç taşınabilir bir monitör. Ben bununla taşınabilir olarak ne istersem yaparım. Kameramı bağlarım, harici monitör olarak kullanırım. Bilgisayara bağlarım, ikinci bir ekran olarak kullanırım. Otururum, oyun oynarım, film izlerim. Üzerindeki hoparlörler vasat, onu söyleyeyim. Piu piu diye ses çıkartıyor. Ama hiç yoktan iyidir. Zaten bunu taşınabilir bir yere götürüp kullanacaksanız açıkçası evdeki ses konforuna beklemeyin. Takın kulaklığı. Kulaklığınıza kullanın. O yüzden üzerindeki hoparlörleri ben ikinci plana bırakıyorum. Ama üzerine ses işleyen bir şeyin olması güzel bir şey. Dezavantajı kılıf yok. Kılıf baktım. Zaten AliExpress'te iki tane kılıf bulabildim açıkçası. Bir tanesi 450 TL. Çok şık bir kılıftı. Bir de 130 liraya bir kılıf buldum.
Kılıfı da sipariş ettim. Kılıf daha gelmedi. Önce monitörü test etmek istedim çünkü kılıf siparişi vermeden önce. Monitör çok geç geldi. Allah razı olsun. Tam böyle bir bayram şeylerine denk geldi. Bayağı bir süre gümrükte kaldı. Hatta ben kayboldu falan sandım. Bizim Discord sunucusundan Özkan sağ olsun o önerdi. Hacılar hacılar koşun dedi. Taşınabilir monitör buldum. Yapıştıralım birer tane. Biz de enayiler atladık aldık. Hepsininki geldi, benimki gelmedi. Dedim herhalde kayboldu. Gümrükte arkadaşlar açmışlar. Orada gümrük çalışanları kullanıyorlar, ediyorlar falan dedim. İyi. Nasıl olsa bir ara 40 işte 60 gün dolduğu zaman AliExpress'e haber verip paramı geri alabiliyorum derken çat dedi bir gün sabah çıktı geldi Aras kargoyla. Yani fiyatını göz önüne aldığınız zaman evet yani pişman mıyım değilim. Ama bu konsola bağladığım zamanki o 60 kare olayını çözmem lazım. Çünkü bu illa sadece PlayStation olmasına gerek yok. Ben bunu herhangi bir konsola takıp da kullanabilirim. Ama bilgisayar kanadında sıfır hata. Özellikle Windows kanadında onu söyleyeyim. Sıfır hata. Hatta Mac'e bağladığınızda da zaten 72 Hz. Mac için hayli yeter. Çünkü Mac'in kendi monitörü, benim kendi kullandığım M1 Mac'in kendi ekranı bile 60 Hz zaten. Ondan 12 Hz daha yüksek. Benim için yeter. Full HD çalıştırıyor. Yalnız bunu aramalarda nasıl bulursunuz? Bunun aynısını nasıl alırsınız bilmiyorum. Çünkü biz sipariş verdik. Bizlere de ayrı ayrı monitörler geldi. Yani onu söyleyeyim size. 3 kişiyiz. Bir kişiye farklı bir monitör geldi. Diğer ikimize farklı monitörler geldi. Hatta ilk monitör gelen şeyle şunu söyleyeyim. Arkası komple düz onun. Bu şekildeki gibi bir çıkıntısı yok. Arkası komple düz. Hoparlörler sağda ve solda. Böyle iki hoparlör de üst üste değil. Biri sağda, biri solda yani olması gereken gibi. Onda her şey 144 Hz çalışıyor. Yani sıkıntı yok. Bizim gelen bu gubbeli olanlarda maalesef Hz'in yarısı gibi çalışma sıkıntısı var. Ama dediğim gibi bence içindeki boardla alakalı, ekranla alakalı olacağını zannetmiyorum. Onu da bir şekilde çözeriz. Gelelim ekranın kalitesine. Şimdi ekran mat ekran. Bak şöyle parlamıyor. Görüyorsun değil mi? Bak. Işıl ışıl parlamıyor. Mat ekran. Ben mat ekranı parlak ekrana göre daha çok seviyorum. Evet, parlak ekran çok canlı gösterir renkleri ama yansır arkadaş. Ben bunu portatif, bunu aldım. Atıyorum. Bir de Steam Deck'im var. Ya da Nintendo Switch'im var. Sallıyorum. Gittim okula, dışarı bir yere, parka, bahçeye bağladım, kullanıyorum. Bunu powerbank'le falan da çalıştırabiliyorsunuz, onu da söyleyeyim. 5 volt, 3 amper. Onu veren herhangi bir powerbank'le kullanabilirsiniz. Dışarıda oynuyorum. Şarıl şarıl arkadan her şey parlıyor, ediyor. Rezil, rezil rüsva eder sizi. Ama mat ekran kalitelidir. Bu yönden avantajı var. Monitör hakkında olmadan şunu da söyleyeyim. Bunu illa taşınabilir olarak kullanmanıza gerek yok. Bunlar hafif ve az güç çeken monitörler olduğu için atıyorum yayıncısınızdır. Böyle bir monitörünüz var. Monitörünüzün yanına bir tane böyle dik bir şekilde bağlayıp kullanabilirsiniz. Bunun için bakın arkasında VESA delikleri diye delikler var. Şu elimde göstereyim. Şu şekilde 4 tane VESA deliği var. Bu VESA deliklerine uygun aparatlarla takıp kullanabiliyorsunuz. Universal da bulayım. Yanılmıyorsam 7,5 santim, 7,5 santim bir ölçüsü var bunun. O nedenle istiyorsanız bunu sabit monitör olarak da kullanabilirsiniz. Ahtapot bir ayağa bağlarsınız. İşinize göre uzatırsınız, kısaltırsınız. Şeyini, mıvırını, zıvırını yaparsınız. Ürünün aldığım linki açıklama kısmına bırakacağım. Açık ve net söyleyeyim. Ama aldığınız zaman aha da bu gelir diyemiyorum. Yani o konu birazcık karışık. Bu kadar çok detaylı göstermemin nedeni mutlaka bunu satan bir sürü satıcı olacaktır. Satıcılardan ürünlerin has fotoğrafını istediğiniz zaman karşılaştırın. Eğer bu videodaki ürünse benim anlattığım gibi çıkacaktır. Değilse şansınıza artık ne gelirse. 2,5 lira para vermiş olsam üzülürdüm. Ama 1600 liraya monitör alıyorum bu devirde. 1600 lira işte aşağı yukarı ne kadar yapıyor? 80-85 dolar bir şey yapıyor herhalde. Yani 85 dolara monitör alıyorsunuz. Normal oyuncu monitörlerinin fiyatlarını size bir tabii ki şimdi bu ultra wide ya da ne bileyim 31,5 inç işte 165 G-Sync'li monitörle tabii ki bunu karşılaştıramazsınız. Ama arkadaş bu portatif ya. Al götür ekmek gibi koy kolunun altına kılıfı varsa. Götür istediğin yerde kullan. Ya da ne bileyim hanım evde televizyon izliyor. Benim dizim var bey sen karışma dedi. Al götür konsolunu bağla otur bir yerde oyna. Bilgisayarına bağla oyna. Ya da ne bileyim işte
Çocuk oyun oynamak istiyor, sen film izlemek istiyorsun. Al ver eline, git nende nerede oyun oynuyorsan oyna da al sana. Monitör aldım ben de, git de istediğin yerde takıl de. Yani bu portatif taşınabilir monitörler bu amaçla üretilmişler. O yüzden bunlardan bu şekilde büyük televizyon, büyük monitör performansı da çok fazla beklememek lazım. Tabii ki verenleri var. Fiyatları da ona göre 1600 lira değil, 4000 lira, 5000 lira, işte 3500 lira. Videoyu çektiğim fiyatlar bunlar. Siz bu videoyu 6 ay sonra izlerseniz 10 bin lira olur, bilemem. Artık ülkenin ekonomisini öngöremiyorum çünkü. Bir ihtiyacınız varsa hemen alın diyorum. Yarını düşünmeyin. En kötü ihtimal azıcık düşer. En iyi ihtimal hep artar. Ucuza almış olursunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz de Teknoloji Odası YouTube kanalına abone olup sosyal medya hesaplarınızda videolarımızı paylaşırsanız çok ama çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.